Toplumsal TV'den herkese merhaba, ben Esra Örnek. Bugün sizlerle Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Nahel'in ardından başlayan protestoları konuşacağız. 27 Haziran günü başlayan protestolarda şu zamana kadar yaklaşık 2000'e yakın kişi gözaltına alındı. Olayda bir kişi de hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de turistler dahil herkesi tahliye etti. Gözaltına alınan ortalama 2000 kişinin yaş ortalamasının ise 17 olduğu ifade edildi. Fransa Adalet Bakanı 17 yaşın altında olan ve olaylara karışan kişilerin ebeveynlerine çağrıda bulundu ve ebeveynlerinin sorumlu tutulacağını söyleyerek para cezası verileceğini söyledi. Aynı zamanda Adalet Bakanı protestocuların sosyal medya ağlarıyla organize olduklarını da ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınanların yaşlarına dikkat çekerek ebeveynlerini sorumlu olmaya davet etti. Aynı zamanda sosyal medyadaki hassas içeriklerin kaldırılacağını dile getirdi. Macron 17 yaşındaki bir kişinin üzerinden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu vurgulayarak kurumlarımıza saldırmaya çalışanları kınıyoruz dedi. Çıkan olaylarla ilgili 10 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün protestoların 7. gününde son gelişmeleri dinlemek için La Bohème dergisi kurucusu Tarık Bey'e sözü bırakıyorum. Tarık Bey hoş geldiniz tekrardan. İlk olarak Fransa'daki olaylar nasıl başladı? Arka planında yatan asıl sebep ne? Ve şu anda neler olması bekleniyor? Aslında geçen salı Nel diye genç bir çocuğu yani ehliyetsiz araç kullanıldığı için de polis tarafından çevrilmişti. Daha sonradan işte dur emrine ihtiyarına uymadığından dolayı aslında polis tarafından öldürüldü diyebiliriz. Ondan sonra da işte banyoda başlayan bazı eylemler oldu. Asıl olayın geliş şekli bu. Hı hı. Arka planında yatan sebep Arka nedir plan, peki evet. Bu kadar şimdi, büyümesi olayın? Şimdi zaten sosyolojik burada bir sürü problem var. Aslında burada genel olarak Türk kanallarında da daha çok göçmenler üzerinden bir eylemlerin başladığı söyleniyor. Ama aslında saçta yani direkt olarak banyo ile polis arasında olan yani yaklaşık bir 20-25 senedir olan bir problem var. Bunun haricinde aslında organize olan gelişen bir eylemler bütünlüğünden ziyade daha fazla aslında bir kızgınlık örneği vardı. İnsanlar aslında polis şiddetine sürekli aslında maruz kalıyor banyolarda. Bunun göçmen olsun ya da olmasın, farklı ırktan olsun olmasın, daha çok aslında banliyö ile devlet arasında, yani daha çok burada ekonomik açıdan bir problem var, aynı zamanda sosyolojik. Bundan dolayı işte bazı eylemler oldu. Salı günü Nael öldürüldü, daha çok Perşembe, Cuma günleri ağırlığına birlikte, Cumartesi şeyden sonra, cenaze töreninden sonra da büyük olaylar oldu. Yani işte yakma eylemleri oldu, araç yakmaları, işte belediye binalarının yakılması, işte polis ekip otolarının yakılması, aynı zamanda bazı kötü yağma olayları da oldu. Ama her eylemde olduğu gibi, her olaylarda olduğu gibi bu tarz olaylar zaten yansıyabiliyor. Ama işin şeyini unutmamak lazım. Yani bunlara çok takılmayıp aslında arka planda olan hani polis şiddeti ve banyolarla polis ve devletin arasındaki aslında gerilimle daha çok dikkat çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şu anda halk bu duruma karşı nasıl tepki gösteriyor? Şöyle aslında halk yani çok enteresan bir sosyolojik bir durum daha var. Şu anda iki tane kampanya başlatıldı Fransa'da. Bir polisin ailesine yapılan kampanya. Bu da yaklaşık 1,5 milyon euro para toplandı. Bu enteresan, bu çok enteresan bir olay. Çünkü yaklaşık 50-55 bin kişi yani polisin haklı olduğunu görebildi. Yani polisin haklı olduğunu düşünüyor. Burada zaten Eric Zemmour'un yani çok aşırı sağcı geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık %5-5,5 alan Eric Zemmour'un kampanyasını yöneten kişi tarafından başlatıldı. Onun haricinde Nael'e yani Nael'in annesine yapılacak bağış kampanyasında sadece 60-65 bin euroluk bir bağış toplandı. Aslında buradaki şeyi görebiliyoruz yani iki taraf arasında yani iki bir taraf demeyeyim de yani iki olay arasında
Biri de 1,5 milyon euro toplanırken diğerine 65 bin dolar toplanması aslında ekonomik açıdan uçurumun farkına varabiliyoruz. Yani güç bir tarafta fakat eylemleri yapan yani kesim daha şiddet içerikli yani polislere en azından yaklaşık 40-45 bin polisin bugün sokaklara dökülmesine neden oldu aslında. Aslında Fransa'da yaşayan sığınmacılar röportaj verdiklerinde uzun süredir ırkçılığa uğradıklarını dile getirdiler ve adalet istediklerini söylediler. Sığınmacılar için peki nasıl bir politika izlenmeli? Yani bunun genel sebebi olarak hem şu an Türkiye'de hem de çoğu yabancı ülkede genel sebep olarak sizin dediğiniz gibi sığınmacılar gösteriliyor. Nasıl bir politika izlenmeli şu saatten sonra Fransa'da? Aslında konunun başında da söylediğim üzere aslında bir sığınmacı ya da mülteci probleminden ziyade daha fazla bir banliyö problemi var. Yani problem demeyeyim yani banliyö ile devlet arasındaki bir çekişme var diyelim. Çünkü burada sonuçta baktığımda ben Paris'in içinde oturuyorum. Paris'in içinde çok fazla olay olmadı. Ve şu anda ben yani ufak tefek bazı olaylar haricinde çok fazla ırk yani ırkçılık ya da ya da ile ilgili bir problemim olmadı. Olan arkadaşlar var mı? Yani var. Çünkü yani burada şu anda yükselen bir sağ Avrupa'da var. Tabii ki de her zaman bir şekilde gözümüzün önüne çıkartılacak. Ama burada sadece bir mülteci problemi değil. Banyolarda hani %80, %90 yani şey başka milletten insanlar kalıyor. Fakat sadece bu değil olay. Yani burada bence sadece şeye indirgememek lazım. Burada asıl olayın aslında kültürel ve ekonomik uçurumların yani devletin aslında banliyöleri son dönemde çok soyutlaştırarak yani aslında dışarıya iterek oradaki yani insanların eğitime ulaşmasını, insanların belli şekillerde kendini kurtarması için banliyolardan çok daha fazla 10 kat, 20 kat bir Fransa'dan daha fazla çalışması gerekiyor. Aslında burada bir milletlerin aslında yani buraya iltica eden ya da mülteci olarak sığınan kişilerin aslında ekonomik problemlerden dolayı ve aynı zamanda kültürel sonuçta entegrasyon ve adaptasyon sürecinden bahsediyoruz. Bir banliyoda olabilecek entegrasyonu bir diğer başka ile göre daha fazla olacaktır. Bundan dolayı bir şekilde aslında Fransa en başlarda bu şekilde banliyölere itti. Fakat şu anda yine bir farklı bir strateji gitmiyor. Farklı bir politika izliyor. Buradaki politikada da aslında mahalleleri birbirine karıştırmaya çalışıyor. Fakat en başta çıktıkları yani olay yanlış olduğu için aslında burada şu an bu olayların bu kadar buralara gelmesine neden oluyor. Peki Fransız özel kuvvetlerinin sahaya inmesi protestoları nasıl etkileyecek? Şu an protestoların 7. günü. Ya şu anda zaten protestolar biraz olsun yavaşladı. Neden yavaşlandı? Zaten en başta söylediğim gibi aslında bu organize olarak yapılan bir eylemler ve de protestolar değil. Bu bir kızgınlık. Aslında arkasında bir sendikal bir olay da yok. Şimdi öyle olmadığı için organize olan hiçbir kesim olmadığı için bu kızgınlık süreci bir şekilde yani gittikçe azalarak bitecektir yani. Yani çok ondan dolayı bence Fransız kuvvetlerinin yani çok büyük müdahaleler olacağını düşünmüyorum. Zaten şu anda biraz dindi. Hafta sonu bir cumartesi işte Nael'in cenazesinden sonra tekrardan banliyolarda başlayan ve Şanzelize'ye girmeye çalışan protestocular oldu ama Şanzelize'de giremediler. Başarılı olamadılar. Yani büyük olasılıkla yani yavaş yani bu haftaya da bir sonraki hafta içinde bitecektir yani. Peki bu yaşanan olayın 2018 yılında yaşanan sarı yeleklileriyle bir bağlantısı olabilir mi? Aynı öfke, aynı kızgınlık olabilir mi? Hiç alakası yok. Yani burada iki farklı boyut var. Bir de hem sarı yelekliler hem de burada emeklilik reformundan yapılan protestolar farklı dinamiklerle ortaya çıktı. Aslında protesto yapan kesimler de bambaşka. Ondan dolayı bunu aslında Sarkozy döneminde olan banliyö eylemleriyle bağdaştırabiliriz. Hemen hemen aynı altyapıdan çıkıyor. Gene orada üç gencin vefatından sonra büyük olaylar olmuştu. Buradaki işte sarı yelekler ve işte emeklilik reformundan sonra yapılan aslında daha sendikal, daha organize olan protestolardı. O yüzden çok daha uzun soluklu sürebilecek ve çok fazla pazarlığa oturabilecek zeminde olan protestolardı. Fakat burada olan protestoların çoğu tamamen kızgınlık. Yani çünkü sadece senin de başına gelebilirdi, kardeşinin de başına gelirdi. Yani sürekli o şekilde olayları yaşadığı için banliyodaki insanlar.
Böyle bir tepki ve son dönemde yani sonuçta videoları izlediniz mi bilmiyorum. Videolarda aslında Evet. bir polisin aslında AIDS yani çok profesyonel bir polis olduğu söyleniyor ama çok az da eğitim alınamadığı, çok soğukkanlı davranamadığı görülüyor ve buradan dolayı aslında yani buradan dolayı bir doğan bir kızgınlık var. O yüzden bambaşka iki olay. Bugün Türk televizyonlarında ben gündür arkadaşları bambaşka iki olayı birbirine karıştırıyor insanlar. Ve zaten olaylarına çok fazla hakim de değiller. Siyaset bilimciler biraz komik duruma düşüyor televizyonda. Ondan dolayı bambaşka iki olay aslında. Ama Peki son... şeyin genel olarak temel çıkış noktası gene ekonomik ki oradan bakarsak evet ama yani aynı kesim ve aynı şekilde yapılan protestolar değil. Peki Macron'un son dönemlerde bu yaşanan olaylar ve eylemlerle ilgili gücünü kaybettiğini söylüyorlar. Ve Macron'un istifa etmesini isteyen bir kesim de var. Şu anda Fransa'da nasıl bir politika izlenecek? Yani Macron nasıl bir adım atacak? Sizin bir Şu anda görüşünüz var Macron mı zaten bununla ilgili? Şu anda ilk geldiği dönemden beri kalıcı değişiklikler yapmaya çalışıyor. Ondan dolayı biraz olsun yani toplumun birçok kesiminden aslında tepki çekiyor. Bundan dolayı Macron şu anda daha ılıman bu konu hakkında. En başından beri açıklaması işte üzgün olduğunu, işte bu olayların buralara gelmeyeceği tarzında oldu. Ondan dolayı yani şimdiden şu anda Macron baktığında aslında sermaye piyasası yani MEDEF'in yani temsilcisi olarak ilk olarak Macron burada Cumhurbaşkanlığına seçildi. Ondan dolayı şu anda yani ilk defa Burjuva'nın yani şey Fransa siyasetine tam olarak karıştığını görebiliyoruz. Buradan dolayı bence şu yani Macron'un istifa istense de Macron'un gideceğini falan yani düşünmüyorum ve çok güçlü getirdiğini söylemiyorum. Yani tamam bir şekilde bazı noktalarda bazı eylemlerden sonra bir şekilde ödün verebilir. Ama günü baktığımızda aslında kararlarının tamamen ilk başta geldiği kararların tamamını uyguladığını görebiliyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Macron 17 yaşındaki bir kişinin üzerinden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu vurgulayarak kurumlarımıza saldırmaya çalışanları kınıyorum dedi. Burada kurumlara saldırmaya çalışanlardan kastı tam olarak neydi? Sizin bu konu hakkında kısa bir görüşünüzü alabilir miyim? Ya kurumlar dedi orada işte belediyelerin işte aslında yakılması aynı zamanda komisaryaların yani şeylerin karakolların tekrardan yanılması ve devlet kamu kurumlarına genel olarak bir saldırı onlardan bahsediyor. Yani dediğim gibi burada insanlar kızgınlık içerisinde bir sürü eylemler yaptı. Tamam eylemlerin bazı noktalarında işte yağmalar söz konusu oldu. Ama bunlara takılmamak gerekiyor. Bunlar aslında 3-5 yani videonun sürekli dolaştığı sosyal medyada çok alışkın olduğumuz şeyler. Aslında olayın genelinden şeye bakmamız lazım. Yani bir burada iki tane kampanyada çok fazla bir yani hani diğer polisin ailesine çok fazla 55 bin kişiye yakın kişinin kampanyaya katılıp para göndermesi bu aslında bambaşka bir sorunsalı ortaya çıkartıyor. Demek ki insanlar bu yani banyoda yaşayan insanlara karşı bir tepki gösteriyor ve aynı zamanda bu tepki de aşırı sağdan geldiği büyük olasılıkla. Çünkü baktığınızda Eric Zemmour'un kampanyasını yöneten kişi başlatıyor kampanyayı. Ve yani bu kadar Fransa'da aşırı sağın artması ve aynı zamanda banliyoların bu kadar kızgın olması tabii bir şekilde sosyolojik bir olayı ve problemi açığa çıkartıyor bence. Peki şu Bilmiyorum anda sorunuza yanıt oldu mu? Teşekkür ederim. Peki şu anda aşırı sağcıların şu anda çok fazla gündemde olması ve bu kadar fazla bağışın yapılmasının ardından annesinin açıklamasına üzgün olduğunu okudum ben. Çok fazla üzgün olduğunu söyledi o tarafa bağışın çok fazla yapılmasına dair. Şu anda aşırı sağcıların Fransa'da bu kadar etkin olmasının sonucunda biz tam olarak ne göreceğiz bu protestoların sonucunda? Ya Fransa genellikle hem aşırı soldan hem aşırı sağdan her zaman kaçınmıştır. Yani şu anda gözümüzün önünde evet bazı olaylar şey yansıtıyor dediğiniz gibi kampanya örneğinde olduğu gibi. Ama bu çok ileri taşıyacağını düşünmüyorum yani. Bir şekilde Fransa kendi dinamikleriyle yani bunları bir şekilde engelliyor. Hem seçimde olsun hem yani ne kadar yükselse de yine bir şekilde hani hem aşırı soldan hem aşırı sağdan kaçar. Fransız milleti. Öyle düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa bu konuyla alakalı onu da almak isterim sizden.
Ya dediğim gibi aslında bu olaylar sona erecektir birkaç gün içerisinde. Yani öyle umuyoruz. Zaten Paris'in içinde çok fazla bir olay olmadı. Genellikle banyolarda olaylar oldu. Bu olayların sonunda da dediğim gibi işte bazı yağma olayları falan oldu. Fakat bu olayların çoğu bir şekilde aslında gölgede düşürmek istiyor protestolara. Ben protestolara tam olarak katılmıyorum. Yani şiddetin her türlü olması aslında hem banyolara zarar veriyor hem de Fransa'daki insanların onlara bakış açısını yani olayı çözmek varken daha çok problem yaratıyor aslında bu olaylar. Ama bir şekilde de insanların gözüne sokmak gerekiyor bazı şeyleri. Yani bu olaylarda da bence artık devletin daha fazla belki banyolara eğileceğini düşünüyorum. Umuyorum daha doğrusu. 2000'li yıllarda olmadı ama belki bu sefer olur. Çok teşekkür ederim Tarık Bey, çok sağ olun. Bugün La Bohème dergisinin kurucusu Tarık Aslanhan ile beraber Fransa'da 27 Haziran günü 17 yaşındaki Nahil'in ölümüyle beraber başlayan protestoları konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.